20 Aralık Pazar akşamından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Halk TV ekranlarında hafta sonu haber bülteni ile karşınızdayız. Gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini derledik. 2 saatlik bültenimiz içerisinde sizlerle paylaşacağız. Elbette uzman konuklarımızla yine değerlendirmelerde bulunacağız. İlk olarak sosyal medyada çok dolaşan, sizlerin de elbette gördüğü şatafat görüntülerini ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ın onuruna verdiği bir yemeğin görüntüleri ortaya çıktı. Ve yemeğin öncesinde Meclis Genel Kurulu'nda Ali Öztunç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek listesini paylaştığı konuşma yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı Mustafa El Kazimi onuruna verdiği ziyafetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı ve sarayda tüketilen besinleri saydığı konuşma gündeme geldi. Beyaz çay, ejder meyvesi, efuli, liçi meyvesi eşliğindeymiş. Aloe vera, Starex meyvesi eşliğinde, orman meyveli spesiyal, bahçe naneli limonata içermiş, pataşur içerisinde Çerkez tavuğu, neyse bu artık, zencefilli somanlı sushi, tartalet içerisinde humus. Okuyamıyoruz bile, yani söyleyemiyoruz bile neler olduğunu. Mecliste bütçe görüşmeleri sırasında başlayan kuru ekmek tartışmaları gündemdeki sıcak yerini korurken, iki gün sonra sarayda müzik eşliğinde verilen ziyafet sofrası tepkilere sebep oldu. Sarayda durum böyleyken peki belediyelerde nasıl? Sayıştay raporları ortaya çıktı. 2019 yılı Sayıştay raporlarını açıkladı belediyelere ilişkin. Ve burada birçok usulsüzlük ortaya çıktı. Üsküdar, Fatih, Sakarya ve Ordu belediyelerinde çok sayıda usulsüzlük yapıldığı belirlendi. İktidarında tam 191 kez kamu ihale kanununda değişiklik yapıldı. Bu kadar değişikliğe neden ihtiyaç duydu AK Parti? Çünkü ihaleyi yandaşa vermek istiyordu. Üsküdar, Fatih, Sakarya ve Ordu belediyeleri Sayıştay'ın 2019 denetim raporlarına takıldı. Usulsüz ihaleler, haksız kadrolaşmalar ve nicesi. İşi kılıfına uydurabilmek için 191 kez kamu ihale kanununda değişiklik yaptı. Sayıştay denetim raporunda Üsküdar Belediyesi'nin mal ve hizmet alımlarında pazarlık ihale usulünü yaygın şekilde kullandığı belirlendi. Oysa ki bu pazarlık ihale usulü sadece doğal afet, salgın hastalıklar gibi özel haller durumunda kullanılıyor. Sayıştay ise bu durumun belediyede genel bir uygulama haline getirilmesini kanuna aykırı buldu. Bunca değişiklik AK Partili belediyelere yetmedi. Çünkü istisnai uygulanması gereken kural, pazarlık usulüyle ihale, AK Partili belediyelerde istisna değil, genel kural haline getirildi ve istediği kişi davet edildi, istedikleri rakama, istediği ihaleyi istedikleri kişiye verdiler. Hukukçu CHP Ankara Milletvekili Ali Aydar Hakverdi'ye göre bu pazarlık usulü ihalelerde halkın cebinden daha fazla para çıktı. Ve bu nedenle de belediye başkanları hakkında yasal işlem başlatılmalı. Bu ödenen fazla paraların tahsili için rücuen belediye başkanlarına davalar açılmalıdır. Onun dışında da Cumhuriyet Savcılıkları tarafından cezai soruşturmalar açılmalı ve belediye başkanlarına uygun cezalar verilmelidir. Ordu Büyükşehir Belediyesi 2019 Sayıştay denetim raporunda da 2019 yılı içerisinde bazı çiçek ve bitki mal alımları da ihalesiz temin edildi. Ayrıca belediye özel kalem müdürlüğünü de memuriyete sınavsız giriş aracı olarak kullandı. Allah'a şükürler olsun ki 5 yılın 1,5 yılı geçti. Ve atamalar. Muhalefetin ısrarla altını çizdiği liyakat kavramı bir kez daha önem kazandı. İstanbul Fatih Belediyesi'nde yönetmelikte öngörülen sınav şartıyla öğrenim durumunu sağlamayan personel atandığı tespit edildi.
Başka bir adres Sakarya Büyükşehir Belediyesi oldu. 2019 Sayıştay denetim raporunda belediyeye ait Yeni Sakarya Stadyumu'nu sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere Sakarya Spor Tesis İşletmeleri Şirketi'ne 11 aylığına 325 bin lira artı KDV'ye kiraladığı ancak kiranın ödenmediğini tespit etti. Belediyenin elektrik, doğalgaz, su, temizlik ve çim bakım masraflarını da üstlendiği belirlendi. Sayıştay ise ödenmeyen kiranın bir an önce tahsil edilmesini istedi. Sayıştay raporlarını ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz ama meclisteki bütçe maratonuna önce bir göz atalım istiyorum. Bütçe maratonu sona erdi. Mecliste 2 aylık bütçe maratonu tamamlandı. Bakanlar tek tek dinlendi. Her bir giderin hesabı soruldu. Bütçenin kalan yarısını oluşturan gelirlerse vatandaşın omuzlarındaki yükü gözler önüne serdi. 2021'de hükümet yine vatandaşın vergilerine bel bağladı. Bütçeler iktidarların ne olduklarını ortaya koyarlar. İktidar üretimden yana mı tercih kullanıyor, ranttan yana mı? Bu bir devlet düşmanlığıdır. Devletin kurumlarına düşmanlık ederek bu işleri yapamazsınız. Yapamazsınız. 2021 yılı bütçesi meclisten geçti. Kabul edilen bütçenin ayrıntıları vatandaşın omuzlarındaki yükü gözler önüne serdi. Önümüzdeki yıl geçmediğimiz köprüler için 14.5 milyar lira, özel sektöre verilen hastaneler için 16.3 milyar lira ödenecek. Üstelik vergi gelirleri de katlanacak. Yani vatandaş 2021'de çok daha fazla vergi ödeyecek. Bu bütçenin ismi kuru ekmek bütçesidir arkadaşlar. Hükümete önümüzdeki yıl için toplam 1 trilyon 328 milyar lira harcama yetkisi verildi. Bu harcamalara karşılık yıl içinde 1 trilyon 82 milyar lira gelir elde edilmesi öngörülüyor. Gelirlerin en önemli iki kalemini ise vatandaşlardan toplanan vergiler ve cezalar oluşturuyor. Tüketilen her ürün, alınan her hizmet, elde edilen her kazanç vergilendirilerek gelecek yıl bütçenin 1 trilyon lirasını oluşturacak. O para halkın parası. AKP'li seçmenin ödediği vergiden geldi o para. CHP'li seçmenin ödediği vergiden geldi o para. Bu insanın gözünü yaşartan bir şeydir. Partimiz adına inanılmaz gurur vericidir ve bir efsanedir diye düşünüyorum. Hükümet 2021'de 19 milyar lirayla cezalardan rekor düzeyde para toplamayı hedefliyor. Bunun 7.6 milyarını vergi, 6 milyarını trafik ve maske kullanmama gibi durumlarda verilen idari para cezaları oluşturuyor. 2021 yılında bütçe 246 milyar lira açıkla rekor kıracak. Bütçe açığı geçen yıl 138.9 milyar lira olmuştu. Çeyrek trilyonu aşan bu açık için umut borçlanmada. Hazine iç ve dış borçlanmayla bütçedeki farkı finanse etmeye çalışacak. Öyle bir sistemi konuşuyoruz ki ülkeyi şaha kaldıracak diye beklerken borçlarımız şaha kalkmıştır. Kesin hesap kanunu teklifinin hazırlanmasında gösterdiği perspektif, liderlik ve vizyon için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Bursa'ya gideceğiz şimdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde de Sayıştay raporlarına yansıyan bir usulsüzlük ortaya çıktı. Başkanlık makamının harcaması için ayrılan temsil ağırlama ücretini 31 daire başkanı ve şube müdürü tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Harcamanın toplam tutarı ise dudak uçuklatacak cinsten 24 milyon 767 bin lira. Sayıştay raporları net olarak diyor ki bu usulsüzlüktür. Toplam 24 milyon 767 bin 69 lira 46 kuruş. Harcama yetkisi belediye başkanında ama 31 daire başkanı ve şube müdürü mevzuata aykırı şekilde faydalandı. Hemen kısaca değinelim neler var. Öncelikle temsil ağırlama giderlerinde ki kanun sadece belediye başkanının yetkisinde demesine rağmen 31 daire başkanlığı ve şube müdürlükleri yaklaşık 25 milyona yakın parayı temsil ağırlama gideri adı altında kullanmışlar. Sayıştay raporları Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bir yılda sadece 24 milyon lirayı temsil ve ağırlamaya harcadığını ortaya çıkardı. Kanuna göre temsil ağırlama bütçesi yalnızca belediye başkanlık makamı tasarrufunda kullanılmakta. Rapordaysa bu bütçeden daire başkanlıkları ve şube müdürlüklerinin de harcama yaptıkları tespit edildi. Sayıştay raporları net olarak diyor ki bu usulsüzlüktür.
Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Koronavirüsle ilgili gelişmelere bakalım. Türk Tabipleri Birliği bugün bir açıklama yaptı ve 7 sağlık çalışanının daha koronavirüse yenik düştüğünü paylaştı. Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanları 216'ya ulaşmış durumda ve her enfekte olan 15 kişiden biri ve her koronavirüs hastası olan 10 kişiden birinin sağlık çalışanı olduğu paylaşıldı. Koronavirüsten en çok etkilenen meslek grubu kuşkusuz sağlık çalışanları. Doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine en ön safhada yer aldılar hep. Üstelik dünyadaki rakamlara göre de Türkiye'de durum daha çarpıcı. En çok sağlık çalışanları etkilendi koronavirüsten. Gerçekten en ön safta olan sağlık çalışanları tüm enfekte olan 1 milyon 900 bin kişi arasında 120 bin kişiyi oluşturuyor. Rakamlar ortada. Her 10 hastadan biri sağlık çalışanı. Her 15 enfekte olan kişiden birisi sağlık çalışanı, her 10 hasta olan korona hastasından birisi sağlık çalışanı. Salgında 200'den fazla sağlık çalışanı hayatını kaybetti ve binlercesi de enfekte oldu. Koronavirüsün meslek hastalığı sayılması çok tartışıldı. Sağlık Bakanlığı buna dair genelge yayımladı ancak Türk Tabipler Birliği'nden itiraz geldi. Sağlık Bakanlığı genelgesi dikkate alınarak sanki meslek hastalığı veya vazife malullüğü doğrudan kabul edilmiş gibi bir algı oluşturuldu. Ancak bunun gerçek olmadığını ifade etmek gerekiyor. Sağlık çalışanlarında hastalık görülme sıklığı %11,6. Toplum genelinde ise %2. Ne diyor yasa? Eğer bir kesimde belli bir hastalığın görülme sıklığı toplum ortalamasının üstündeyse bu meslek hastalığı sayılır diyor. Bakanlık koronavirüsün meslek hastalığı sayılması için illiyet bağırırken Türk Tabipler Birliği ise ispat yükümlülüğünün sağlık çalışanına devredilmemesi gerektiğini söyledi. Çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı ortaya çıkan meslekte kazanma veya çalışma gücü kayıpları ile vefat hallerinde sigortalılar illiyet bağının kurulması şartıyla meslek hastalığı ile vazife malullüğü kapsamındaki sosyal güvenlik haklarından yararlandırılabilmektedir. İlliyet bağı aranması demek ispat yükünü doğrudan sağlık çalışanına yüklüyor. Oysa burada söz konusu olan doğrudan hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. 200'den fazla vefatımız oldu bu süre içerisinde. Koronavirüs doğrudan meslek hastalığıdır tıbbi açıdan baktığımızda. Çünkü bu kişi çalıştığı için koronavirüse yakalanmıştır. Dünyada da ülkelerin büyük bir çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de ne yazık ki Sosyal Güvenlik Kurumu'na bırakılmış bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen yaklaşım var. Türk Tabipler Birliği ayrıca meclise yasa tasarısı için 3 talep sıraladı. Yasa tüm sağlık çalışanlarını kapsasın. Halk sağlığı yönetim sistemi kayıtları illiyet bağı kabul edilsin. Tüm çalışanlar için eşit SGK kapsamı olsun. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Jackson Laboratuvarı Baş Araştırmacısı Profesör Doktor Derya Unutmaz hocamız Skype hattımızda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan aşı çalışmaları ne durumda? Bunları değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler de iyisiniz umarım. Hocam şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir tartışma başladı. Önce buradan başlamak istiyorum ve sonrasında aşı çalışmaları ne durumda bunu da değerlendirmek istiyorum. Koronavirüs aşılarında acil kullanım onayı verildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tartışma başladı ve aşı olduktan sonra rahatsızlanan doktorların olduğu bilgisi paylaşıldı. Nedir son durum? Evet, yani birkaç kişi bu şekilde rahatsızlandı. Yaklaşık 5-6 kişi alerjik reaksiyon gösterdi. Bunların bir kısmı zaten ciddi alerjisi olan kişilerdi. Zannediyorum 3 kişi Alaska'da, 1-2 kişi de diğer eyaletlerde oldu. Yani bu aşı güçlü bir aşı. Yani bayağı 1-2 gün sizi sarsabiliyor. Yüksek ateş olabiliyor, işte halsizlik, kas ağrıları vesaire gibi durumlar olabiliyor ve alerjik reaksiyon da gösterebiliyor ama şu ana kadar her halükarda bu oldukça nadir. Yani Amerika'da şu ana kadar zannediyorum 1,5 milyon insana aşı uygulandı. İngiltere'de de aynı şekilde
Bunlar için de belki bir düzine kişi biraz rahatsız oldular. Ama herhangi bir hayati tehlike söz konusu değil. Şimdilik devam ediyor. Tabii ki FDA bunu çok dikkatli bir şekilde monitör ediyor, kontrol ediyor. Yani ciddi bir sıkıntı olursa ve bazı örneğin ciddi alerjisi olan kişilerin aşı yaptırmaması şu an için söylendi. Şimdilik çok büyük bir sorun gözükmüyor açıkçası ama tabii ki bu dikkatli bir şekilde incelenmeye devam edecek, gözlemlemeye devam edecek. Evet, hocam Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an hangi aşılar uygulanıyor ve yeni onaylanan bir aşı da var sanırım kullanım için? Evet, Cuma günü Moderna'nın aşısı da onaylandı ve bu hafta sonundan itibaren dağıtımı başladı zaten. Pazartesi'den itibaren de Moderna'nın aşısı da uygulanmaya başlanacak BioNTech'le birlikte. BioNTech Pfizer aşısı ile birlikte yaklaşık 6 milyon doza yakın bir dağıtım ilk etapta olacak önümüzdeki 1-2 hafta içinde. Ona ilaveten de Pfizer'da zaten 3 milyona yakın bir doz dağıtmıştı ve bu hafta da yine 2-3 milyon doz dağıtacak. Büyük bir operasyon devam ediyor. Çok şu anda tabii ki çok ihtiyaç var ve yeterince aşı yok. Yani insanlar yapılacak ama bu şirketler de son süratte üretime devam ediyorlar ve dağıtım da aynı şekilde yapılıyor. Evet, hocam şimdi koronavirüsü bu şimdi yeni bir tartışma başladı dedik ya, fenalaşan vatandaşların olduğu bilgisi de var. Şimdi nasıl belirtiler gösterildi? Bu korona belirtileriyle hemen hemen aynı mı yoksa aradaki fark nedir? Şimdi şöyle, bu aşının amacı sizin bağışıklık sisteminizi eğitmek. Yani siz korona ile enfekte olduğunuz zaman neden hasta oluyorsunuz? Aslında hastalığın semptomlarının çok sebebi bağışıklık sisteminizin, yani sizin ordunuzun virüse karşı bir savaş başlatması. Savaş anında tabii ki büyük bir sıkıntı oluyor. Yani ateşinizin çıkması, kas ağrıları, halsizlik, bunlar hep sizin bağışıklık sisteminizin verdiği cevaptan dolayı. Bu gripte de böyle, başka enfeksiyon hastalıklarında da aynı durum. Bu bakımdan bu aşıyı yaptığınız zaman o eğitim sırasında bağışıklık sistemi çok aktif hale geliyor. Yani sanki bir tehdit varmış gibi zannediyor. Bu bakımdan bir, en fazla iki gün süren yani koronaya benzemiyor ama oldukça biraz rahatsızlık verici semptomlar oluyor. Dediğim gibi yani ateş 38-39'a çıkabiliyor. Çok halsiz hissediyor insanlar, ağrı oluyor. Hem iğnenin yapıldığı yerde ya da başka yerlerde de ağrı oluyor. Baş ağrısı olanlar var. Bunun gibi, ama bunların tamamı geçici. Diğer grip aşılarından daha ağır geçiyor, öyle söyleyelim. Yani ağır derken göreceli olarak o semptomlar biraz daha rahatsızlık verici diğer aşılara göre. Hı hı. Şimdi bugün İngiltere'den yapılan bir açıklama var. İngiltere Sağlık Bakanlığı koronavirüsün mutasyona uğradığı yönünde bir açıklama yaptı. Uçuşlar durduruldu. Dünya Sağlık Örgütü de buna ilişkin bir açıklama yaptı. Mutasyona mı uğradı koronavirüs? Şimdi bu koronavirüs devam mutasyona uğruyor. Şu ana kadar zannediyorum 4000'den fazla mutasyon tespit edildi. İlk gününden itibaren mutasyon gayet beklenen, hatta bizim beklediğimizden daha da az mutasyona uğradı diyebiliriz. Tabii bu mutasyonun çok büyük bir çoğunluğu hiçbir fonksiyonu yok. Yani belli yerlerde fonksiyonunu değiştirecek mutasyonlar olmadığı sürece onların ne zararı var ne yararı var virüs açısından. Fakat bazı kritik noktalar var. Özellikle virüsün yüzeyindeki bu başak protein dediğimiz, yani anahtar kısmı çok kritik bir nokta. Çünkü anahtarın kilide girmesi ne kadar kolaylaşırsa virüs o kadar çok bulaşıcı hale gelebilir. Bu İngiltere'de bahsedilen mutasyon aslında Eylül ayında tespit edilmişti hatırladığım kadarıyla. Sadece İngiltere'de önce tespit edilmişti. Bir mutasyon, kritik bir mutasyon var ama onun etrafında bu anahtarın çevresinde de yaklaşık 10-15 veya 17 tane daha mutasyonlar da var. Bu kritik mutasyon virüsün o kilide bağlanmasını daha arttırabilir. Böyle bir olasılık var. Bu bilimsel olarak gösterilmiş değil. Fakat şöyle bir gözlem var. Bu mutasyonu taşıyan virüsler çok daha hızlı bir şekilde yayılıyor. Yani işte Eylül'de tespit edildi. Şimdi İngiltere'nin bazı bölgelerinde yeni belirlenen, çünkü bu virüsler devamlı sekanslanıyor ve
mutasyonlara bakılıyor. Bu yeni varyant dediğimiz yeni tip virüs %60'a kadar bir orana ulaşmış demektir. Bu şu anlama geliyor. Yani o virüsün o mutasyonla, yani ilişki de olabilir, olmayabilir ama büyük bir ihtimalle ilişkisi var. Daha bir avantajı var. Yani diğer virüslere göre, diğer korona tiplerine göre daha iyi bulaşıcı oluyor ve o gittikçe yayılmaya başlanıyor. Güney Afrika'da da buna benzer bir mutasyon var. Aslında farklı bir varyant. Orada da daha hızlı yayıldığı hakkında. Ama bu bulaşıcılığı arttıran ilk mutasyon da değil. Bir başka mutasyon daha vardı. Bu şu anda zaten dünyadaki çoğu enfeksiyon bu virüs mutasyonu içeren virüsler tarafından oluyor. Bu şekilde virüsler seçiliyorlar. Hı hı. Burada kritik nokta şu. Tabii ki bu endişe verici. Yani bir virüsün, koronavirüsün daha bulaşıcı olması hiç istenmeyen bir nokta. Bu bakımdan çok dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Ama daha da kritik bir nokta bu mutasyonların aşıları etkileyip etkilemeyeceği. Şu ana kadar etkileyeceğine dair hiçbir veri yok. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Neden yok? Çünkü aşı yaptığınız zaman bu başak proteininin birçok yerine antikor geliştiriyorsunuz. Bu akıllı füzeler değişik yerlerine bağlanabiliyor. Ama o mutasyon olan yere bağlanamayabilir. Biraz etkisi azalabilir veya azalmayabilir. Bunu henüz bilmiyoruz. Tabii ki hem şirketler hem bilimsel laboratuvarlar bunu hızlı bir şekilde araştırıyorlar. Evet. Şimdi siz Güney Amerika'daki yeni tip koronavirüsünden bahsettiniz. Bir de İngiltere'deki durum Güney var. Afrika, ha, Güney Afrika. Güney Afrika'daki ve İngiltere'deki durumdan dolayı da birçok uçak durduruldu. Uçuşlar da durduruldu. Öyle karar alındı. Şimdi biz bunlardan korkmalı mıyız öncelikle? Aşı çalışmaları ilerliyor. Evet, onunla ilgili mutluluk yaşıyoruz ama bir de bir mutasyon durumu söz konusu. Panik olmalı mıyız? Panik olmayalım. Çünkü dediğim gibi yani bu mutasyonun virüsü daha ölümcül yaptığına dair veyahut da aşılardan kurtulacağına dair bir veri yok. Fakat hı hı. Tabii ki daha fazla bulaşıcı olması iyi bir durum değil. O konuda çok endişelenmeliyiz ve tedbir almalıyız. Bu bakımdan ben de İngiltere'den, Güney Afrika'dan gelecek yolcuların ya içeri alınmaması veyahut da alınırsa da karantinada, zorunlu karantinada tutulmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu virüs şu anda genel olarak İngiltere içinde ama çok hızlı bir şekilde yayılabilir. Yani bir kişi bunu Türkiye'ye getirirse bir süre sonra buradaki virüsler de bu virüs haline dönüşür. Bu bakımdan virüsü kontrol etmemiz gittikçe zorlaşır. Ölümler bu yüzden dolayı artabilir. Bu bakımdan çok tedbirli olmamız lazım. Yani bu gibi çalışmaların Türkiye'de de yapılması lazım. Devamlı bir şekilde Türkiye'deki virüslerin mutasyonlarını da ölçmemiz gerekiyor. Bir ara yapılıyordu ama şu anda devam ediyor mu onu bilmiyorum. Hı hı. Peki Amerika Birleşik Devletleri'nde şu an durum ne? Çünkü vaka sayılarında yüksek bir artış olduğunu biliyoruz. Ölüm sayılarında da yüksek bir artış olduğunu biliyoruz. Aşılama başladı bir yandan da. Durum nasıl seyrediyor? Düşüş gösteriyor mu? Aşılar etkili mi? Yani aşıların etkisini ancak birkaç ay sonra göreceğiz. Yani şu anda çok erken bir kere aşıların iki doz yapılması lazım. Aradan birkaç hafta geçmesi lazım ve 10 milyonlarca kişiye yapacaksınız ki bunun bir etkisini göreceksiniz. Şu an için maalesef durum çok kötü. Yani belki de en üst pik noktasına doğru gidiyor Amerika. Hala günde yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybediyor. Çeyrek milyon insan enfekte olmaya devam ediyor. Maalesef Amerika bunu hiç iyi yönetemedi. Kontrolden bir yerde çıktı birçok eyalette. Umuyoruz bu özellikle bu Christmas, Noel zamanı olması dolayısıyla bu daha da artmaz. Yani önümüzdeki haftalar çok kritik olacak Amerika açısından. Aşılara yapılana kadar idare etmek lazım ama maalesef epey bir can daha kaybolacak gibi gözüküyor. Evet. Şimdi biraz da aşıların çeşitlerinden konuşmak istiyorum hocam. Şimdi mRNA aşısı var ve de geleneksel yolla üretilen aşı var. Bu anlamda hangisi için bir set koymamız gerekiyor ya da koymalı mıyız? Hangisinin daha güvenilir olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi aşıların güvenilir olup olmadığı bu faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. Daha önceden bunu bilmek oldukça zordur. Hı hı. Dediğim gibi mRNA aşılarının gücünden dolayı yani eğitim gücünden dolayı ilk belirtileri, bir iki günlük belirtileri oldukça daha normalden biraz daha ağır geçiyor.
Fakat uzun vadeli herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz açıkçası. Şu ana kadar da olmadı zaten. Aylar geçti ilk aşı olanlar bakımından. Bu konuda diğer aşılardan bir fark olduğunu düşünmüyoruz. Zaten bu alerjik reaksiyonlar da aşının mRNA'sına karşı değil, aşının bir formülü vardır, o paketi vardır, o paketle ilgili bir reaksiyon. Ama mRNA aşılarının çok önemli bir avantajı var. Özellikle bu biraz önce bahsettiğimiz mutasyonlarla alakalı konuyla ilgili. Çünkü eğer diyelim ki gerçekten bu aşıdan kaçabilecek bir mutasyonla karşılaştınız, çok hızlı bir şekilde bu mRNA'yı yenileyebilirsiniz. Yani o mutasyona göre üretirsiniz. Çünkü mRNA dediğimiz bir program, bir kod. Diyorsunuz ki bu mutasyona göre eğitelim bağışıklık sistemini. Böyle çok esnek bir avantajı var. Diğer aşılar için bu daha zor bunu yapmak. Peki hocam, çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için. Rica ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Evet, koronavirüsle ilgili yeni gelişmeler var. Tüm dünyada, İngiltere'de mutasyona uğradığı belirtiliyor koronavirüsün ve COVID-19 için başbakan uyarı yaptı. Virüs %70'e kadar daha bulaşıcı olabilir dedi. Hollanda, Almanya, İtalya ve Belçika ise yaşanan bu gelişmeden sonra İngiltere'den uçuşları yasakladı. COVID-19 mutasyona uğradı. Merkezi ise İngiltere. İngiltere'nin başkenti Londra ve ülkenin güneydoğusunda vaka sayılarında hızlı artış yaşandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19'un yeni türünün eskiye kıyasla %70 daha fazla bulaşıcı olduğunu söyledi. Mutasyona uğrayan COVID-19'un daha ağır hastalığa yol açtığı ya da daha yüksek ölüm oranına sahip olduğuna dair henüz bir bulgu yok. İngiltere Sağlık Bakanı herkesi COVID-19 yeniden başlıyormuş gibi tedbir almaya davet etti ve ekledi. Yeni COVID-19 mutasyonu artık kontrolden çıktı dedi. İngiltere mutasyona uğramış COVID-19 için yeni kısıtlayıcı önlemler devreye soktu. Öte yandan Hollanda mutasyon geçirmiş yeni COVID-19 nedeniyle İngiltere'den uçuşları yasakladı. Dünya Sağlık Örgütü İngiltere'de yaşanan gelişmeden sonra Twitter hesabından açıklama yaptı. İngiliz yetkililerle yakın temasta olduklarını belirtti ve ekledi. Yeni tür COVID-19 ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edindiğimizde üye ülkeleri bilgilendireceğiz ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği son 24 saatte 7 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Bunu da sizlerle paylaştık ve ekranlarınıza getirdik. Şimdi sağlıkta şiddet maalesef durmak bilmiyor. Onlar canlarını pahasına çalışırken sağlıkta şiddet de gün be gün, neredeyse hemen hemen her gün farklı bir ilden bir sağlıkçıya şiddet haberini ekranlarınıza getirir olduk. Bu sefer adres İstanbul ve iki kişiler. Evine giden sağlık çalışanlarını takip ettikten sonra darp ettiler. İki sağlık çalışanı güpegündüz sokak ortasında darp edildi. Görüntülerin adresi İstanbul Bahçeli Evler. İşten çıkan ve evlerine doğru yola koyulan sağlık çalışanları iki şüpheli tarafından önce takip sonra darp edildi. Olayın ardından polis ekipleri harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, şüphelileri tespit etti. Yaşları küçük şüpheliler yakalandı. Kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Koronavirüs salgını tüm dünyada ve yurdumuzda artmaya başladı. Vaka sayılarında yüksek oranda bir artış var. Hatta bazı günler açıklanan vaka sayısında Avrupa'da birinci hale geliyoruz. Hatta tüm dünyada en yüksek vaka sayısına ulaşan ülke konumuna da geldiğimiz günler oldu. Yasaklamalar getirildi. 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması var keza bu hafta içerisinde. Hafta sonları yapılan bir sokağa çıkma kısıtlaması var. Eğlence mekanları kapatıldı. Kafeler, restoranlar kapatıldı. Hal böyleyken şimdi Büyükçekmece'ye gideceğiz. İstanbul Büyükçekmece'de bir grup, 52 kişi bir doğum günü partisi, eğlencesi düzenlediler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından iş yerine bir baskın yapıldı. 52 kişi için bir baskın yapıldı ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi. Yer Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi.
Görüntülerdeki eğlence mekanı aslında koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olmalı. Ancak içerisi neredeyse tamamen dolu. Mekanda doğum günü partisi düzenlendiği ihbarını alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri partiye gece baskını düzenledi. Yapılan denetimde 52 şüpheli hakkında toplam 165.360 lira para cezası kesildi. 10 şişe alkol ve nargile tütününün ele geçirildiği iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İş yeri yetkilileriyle eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu kişi hakkında da tutanak tutuldu. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şimdi koronavirüs yasaklamaları var. Evet ama turistler için bu geçerli değil. Sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'de yaşayan her vatandaş için geçerli ama turistler için geçerli değil. Şimdi sizi bir yere götüreceğim. İstanbul'da bir meydan. İstanbul'da meydanlar bugün böyle kalabalıktı. Turistler, bu kalabalığı oluşturan kişiler, turistler gezmeye başladılar ve İstanbul'da Sultanahmet Meydanı, Taksim aynı şekilde böyle kalabalıklara sahne oldu. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmalar kısıtlandı ama İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı'nda gezen turistler yasaklardan muaflar ve böyle kalabalık görüntülere sahne oldular. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 4 günlüğüne uygulanacak. Bilim kurulu yılbaşı kutlamalarını aile içinde yapın diyor. Ancak oteller yılbaşı ile ilgili yeni paketler oluşturmuş durumda. Yeni kampanyalar oluşturmuş durumda. Birçok sağlık çalışanı bu duruma tepki gösterdi. Kısıtlamanın aslında amacı bütün bireylerimizi evlerinde daha az sayıda insanla bir arada kalacak şekilde tutmak. Covid-19 salgını nedeniyle yılbaşında Türkiye kapatmaya gidiyor. Ancak 4 günlük kapatmaya rağmen oteller yılbaşı paketleri duyuruyor. Böylesine kalabalıklara hazırlanmak ya da oluşturmak açıkçası çok sıkıntılı bir hareket olur. Bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum. Sağlık çalışanları bu gelişmeye tepki gösterdi ve hastane yükünü artırmaya devam edecek dedi. Artan hasta sayıları sağlık çalışanları olarak bizleri çok ciddi bir yük altına sokmuştu. Çok yoğunduk, hala da çok yoğunuz. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Sema Turan da yılbaşı kutlaması konusunda uyardı. Lütfen küçük aile formatında yılbaşımızı kutlayalım. Büyük mekanlara girmeyelim. Kalabalıklar evlerde bile olsa bunu yapmayalım. Yoksa sonuçları çok kötü olabilmekte. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Koronavirüs yasaklamaları birçok sektörü etkiledi ama çiçek üreticileri de isyanda ve büyük bir çıkmazda olduklarını paylaşıyor çiçek üreticileri. Türkiye'nin çiçek üretim merkezlerinden biri olan Yalova'da çiçekçilerin ekonomik sıkıntılarındaki pandemi sürecinde de dayanılmaz hale geldiği paylaşıldı. Korona başladığından beri bir yıldır işimiz çok sıkıntılı. Malımızın %70-80'i çöpe gidiyor. Satılanlarda taban fiyat en düşük, kurtarmıyor. İşçilik, ilaç, gübre ve bahçe giderleri derken çiçekçilik sektörünü de büyük bir çıkmaza sürükledi koronavirüs. Üstelik destek dahi alamadan günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bir destek de alamadık yani. Bütün kredilerimizi ödemek zorunda kaldık. Ödeyemedikleri zamanda veresiyeleri kesildi. İlacı, gübreyi peşin istemeye başladı karşı taraf. Peşin olunca alınsa bir dert, alınmasa bir dert. Ekilse satılır mı? Ekilmese de sera boş. Ne satacaklar? Onlarca soru. Daha ne zaman, nereye kadar dayanacağız? Kesme olarak bir destek yok. Kesme çiçekçiliğe. Çiçeğimiz satılsın isteriz. Eve ekmek götürmek isteriz. Geçinemiyor üretici yani. Zorlanıyoruz. Yani şu an aslında gemi karaya oturmuş. Yani o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Üretici olarak banka kapıları da bir bir kapanıyor yüzlerine. Gübreden KDV kalktı ama önceden 50 liraya alınan gübre şimdi neredeyse iki katı. Sürekli yurt dışından geldiği için birçok gübre bu sürekli kur farkından dolayı yükseliyor fiyatlar. Yani ben bir aldığım ürünü bir daha aya gittiğinde farklı fiyattan almak zorunda kalıyorum. Bu da karşılamıyor. Çünkü benim gelirim sürekli azalıyor. Ama gider ve maliyetler sürekli artıyor. Artan kur, artan maliyetler çiçek üreticisinin belini daha da büküyor ve acil destek bekliyorlar. Herhalde en son çare bütün ürünleri toplayıp Ankara'da bir yere dökeceğiz. Gideceğiz ama meclisin önüne ama Ankara'nın girişine başka bir çözüm yok. Yani çiçek üreticisi sesini duyurması lazım.
Yapılandırılan borçlar kapsamında çiftçinin tarım kredi kooperatifine olan borçlarının dahil edilmemesi çiftçiye çıkmaza düşürmüş durumda. İthalatta sıfırlanan gümrük vergileri, destek ödemelerinin alınmaması ve artan girdi maliyetlerinin karşılanmaması da üreticiyi şimdi kara kara ne yapacağını düşündürüyor. Bu kredi aldığımız bankaların hepsi kişi vatandaşın tarlalarını satılığa çıkarıyor. Yazık, günah değil mi? Biz çiftçi olarak bir daha nasıl ayakta kalacağız? Tarlaları, traktörleri, haciz üstüne haciz. Hükümetten çiftçiye nefes aldıracak bir adım yok. Esnafa kredi verdi, kiracıya kira verdi. Yani çiftçiyi hiç düşünen olmadı. Çare beklerken böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmış olması çiftçiyi daha da zora soktu. Çünkü biriken borçlarla geliyor üretici. Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkartmış olduğu bir kanun vardı. Çiftçilik yapan bir vatandaşın sabanını dahi icraya götüremez adı altında. Bugün sabanını da geçtik. Bankalar artık tarlalarımızı satlığa çıkar, tarlalarımızı satıyor, traktörlerimizi götürüyor. Biz nasıl çiftçilik yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Devletimiz çiftçi adına hiçbir önlem almadı, almıyor da. Kredi borçları nedeniyle haciz tedirginliğindeki çiftçiler her gün haciz haberlerini peş peşe alıyor. Çiftçinin borcunun büyük bir kısmı yapılandırmaya dahil edilmeyen tarım kredi kooperatiflerine ait. 1 liraya mal olan patatesi çiftçi 60 kuruşa satamadı, depoya koydu. Eğer Şubat Mart'ta satamazsa bu patates çürüyecek, ama siz bu sene kalktınız Mayıs ayında büyükelçi olmayan Mısır'dan patates ithaline izin verdiniz. Patates çiftçisinin deposundaki ürünü toprak malzeme ofisine aldırın. Çiftçinin ürünü çürümesin Sayın Bakan. Patatesimizin hali bu. Bekletiyoruz depoda. Ne zamana kadar bekleteceğiz bilmiyorum. Bizlere yazık değil mi? Çiftçilik yaptıysak suç mu işliyoruz? Siz çiftçi değil, tüketici değil, yalnızca rahatçıları, ithalatçıları koruyorsunuz sayın. 2002'de AKP iktidara geldiğinde 1 milyar lira olan borç bugün 160 milyar lirayı aşmış durumda. Beklediği desteği alamayan, ürünlerini zararına satan çiftçinin borçları her geçen gün katlandı. 2007'den sonraki yıllarda her ay gelen faturamızı ödüyoruz ve her ay 10 lira, 15 bin lira faturamız geliyor. Biz bunların altından kalkamaz olduk. Yani devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çiftçi adına Tarım Bakanlığı'ndan falan bir açıklama yapılması ve bu işin çiftçiliğe teşvikten dolayı çiftçimizi gözetmenizi rica ediyorum. Tarım Bakanlığı'na bağlı bazı kooperatiflerin borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ancak tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Bankası borçları kapsam dışı bırakıldı. 2020 yılında hüsrana uğrayan çiftçi gelecek yılda da sorunlarını çözemeyecek gibi görünüyor. Devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sayıştay raporlarında belediyelere ait usulsüzlükler, belediyelerin çalışmaları ve haksızlıklar ortaya çıktı dedik. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yer aldı burada, ama farklı bir konu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yardımı ve ücretsiz süt dağıtımı Sayıştay'a takıldı. Annelere ücretsiz ulaşım, çocuklara ücretsiz süt ve öğrencilere nakit yardımı mevzuata aykırı bulundu. Özellikle 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ücretsiz ulaşım kartını anneye hediye edeceğiz. Seçilmeden aylar önce vaatleri arasında duyurmuştu. Yeni yönetimin ilk kararları arasında yer alan annelere ücretsiz ulaşım hakkı Sayıştay'a takıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2019 yılı faaliyetlerini inceleyen Sayıştay denetim raporunu yayımladı. Yarısı AKP, yarısı CHP yönetiminde geçen yıla ait raporda dikkat çeken tespitler yer aldı. İlk günden bu yana söylüyorum. Bu kenti, bu şehri çocuklara geri vereceğiz. 4 yaş ve altında çocuğu bulunan 100 bin annenin yararlandığı ücretsiz ulaşım kartları mevzuata aykırı bulundu. Sayıştay bu konuda yetkinin Cumhurbaşkanı'nda olduğunu belirtti. Söz verdiler. Sözlerini yerine getirdiler mi? Yardım yapılan insanların deşifre edildiği, gösterildiği ortamları göremedikleri için zannediyorlar ki yapılmıyor. Ama biz veren elin alan eli görmediği bir yardımlaşma kültürünü yaymak istiyoruz. 115 bin çocuğa dağıtılan ücretsiz süt ve üniversitelere sağlanan yıllık 3200 lira eğitim desteği de mevzuata uygun sayılmadı. Sayıştay raporuna yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ekrem İmamoğlu, kamu hizmeti hatırlatması yaptı.
Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun. Rapora verilen resmi yanıttaysa dar gelirli, yoksul, muhtaçla engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımların belediyelerin yetkileri arasında yer aldığı vurgulandı. Devam edeceğiz şimdi sevgili izleyenler. Sayıştay raporlarında yansıyan usulsüzlüklerin yanı sıra vatandaşa yardıma yönelik yapılan uygulamalarda Sayıştay raporlarına takıldı. Bunu konuşmaya devam edeceğiz elbette. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yardımı ve ücretsiz süt dağıtımı Sayıştay raporlarında takıldı. Peki bundan sonra ne yapılacak? Bunu konuşacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden CHP Meclis Üyesi Ülkü Sakalar Skype hattımda. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Öncelikle bu Sayıştay raporlarına takılan konuları değerlendirmek istiyorum. Çünkü aslında annelerin kart uygulaması, aynı şekilde eğitim gören öğrencilere yardım uygulaması, bunun gibi birçok uygulama Sayıştay raporlarına takılmış görünüyor. Neler söylersiniz? Sayıştay 2019 denetim raporunda, evet söylediğiniz gibi, üniversite öğrencilerine verilen burs ve çocuklara dağıtılan süt yardımı ile ilgili eleştiri getirmiş. Burs konusunda... Evet, Ülke Hanım, sanırım internette bir sorun var. Tam net gelmiyor. Evet, şu an... Ülke Hanım, arkadaşlarım sizi tekrar bağlayacaklar. Daha sağlıklı anlayabilmek için de söylediklerinizi. Arkadaşlarım sizi tekrar bağlayacaklar. Şimdi ben tekrar bilgi paylaşayım sizinle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine yardımı ve ücretsiz süt dağıtımı da başta olmak üzere annelere ücretsiz ulaşım verilmişti ve çocuklara ücretsiz süt, öğrencilere ise, üniversite öğrencilerine ise nakit yardımı verilmeye başlanmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu döneminde. Ancak bunların hepsi Sayıştay raporlarına takıldı ve Sayıştay raporlarında mevzuata aykırı bulundu. Bunu değerlendireceğiz. Birazdan Skype hattımda olacak CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi, ama şimdi Yerebatan Sarnıcı ile devam etmek istiyorum. Yerebatan Sarnıcı biliyorsunuz ki son günlerde gündemde, çünkü görkemli tarihsel yapıya sahip olan Yerebatan Sarnıcı'nda bir restorasyon çalışması yapılması gerekiyor. Bunun için bir başvuru yapıldı. Koruma kuruluna bir başvuru yapıldı. Ancak o başvuru sonuçlanmadı, değerlendirmeye alınmadı. Şimdi ikinci bir başvuru yapıldı. İstanbul'da 6. yüzyıldan kalma dünya miras listesinde yer alan bir yapı Yerebatan Sarnıcı. Yerebatan Sarnıcı'nın gergileri şu an işlevini göremez durumda. Acil ihtiyacı, müdahale ihtiyacı olan bir aşamadayız. Yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanı olan Yerebatan Sarnıcı çökme tehlikesiyle karşı karşıya. Sarnıç'taki gergi ve güçlendirme projesi başvuru süresinin üzerinden 57 gün geçti. Koruma kurulu hala onaylamadı. Bu nedenle güçlendirme çalışmaları başlamazken zaman 1500 yıllık yapının aleyhine işliyor. Yapının sütunlarını birbirine bağlayan gergilerin aslında işlevini görmediği ve boşta olduğunu fark ettik. Bölge Koruma Kurulu'na 23.10.2020 tarihinde, yani bundan tam 57 gün önce Koruma Bölge Kurulu'na konuyu ilettik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi turizmin en gözde adreslerinden biri olan 1500 yıllık yapıda gergi sistemindeki sorun nedeniyle her an göçük yaşanabileceğini tespit etmişti. Güçlendirme için koruma kuruluna başvurdu. Koruma kurulu yanıtını 57 gün beklettikten sonra verdi. Hayır, yapıyı güçlendiremezsiniz dedi. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerebatan Sarnıcı'ndaki yıkım tehlikesine müdahale edemeyecek. Bölge Koruma Kurulu burada bir uygulamaya izin vermezse biz burada uygulama yapamayız. Koruma Bölge Kurulu 1500 yıllık yapının çökme riskine ilişkin İVED'i acil olarak gönderdiğimiz konuyu 40 gün gündeme almadı. Yerebatan Sarnıcı için bir göçme tehlikesi söz konusu. Biz koruma kuruluna çağrı yapıyoruz. Projelerimizi raporla, gönderdiğimiz raporla birlikte yeniden değerlendirmeli ve hızla güçlendirme uygulamalarına izin vermeliler. Güçlendirme uygulamalarını yapabilmek için hazır bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tekrar 9 Aralık 2020 tarihinde koruma bölge kuruluna 3 profesör ve 1 doktorun imzaladığı değerlendirme raporunu gönderdi.
Bu rapora ek olarak 18 Aralık tarihinde koruma kurulu talebi üzerine restorasyon, mimarlık, malzeme bilimi ve koruma konusunda uzman kişilerden oluşan bir heyetçe onaylanan projeler tekrar iletildi. Yani 4 gündür biz koruma bölge kuruluna biz talep ettikleri bilim kurulu görüşünü tam 20 uzman görüşü, bilim heyeti de dahil olmak üzere 20 uzman görüşüyle beraber ilettik. O günden beri de kendilerinden cevap bekliyoruz. Bu konuyla ilgili açıklama bekliyoruz. Tarım Kredi Kooperatiflerinin Denizli Şubesi'nde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına ilişkin denetleme başlatması sonrası ortaya çıkan detaylar, yolsuzluk iddiasının adeta 3 boyutlu bir soygun olduğunu ortaya çıkardı. Yaklaşık 20 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddia edilen şube müdürü görevden alındı. Denizli'de borç yükü altında ezilen çiftçiyi bir de yolsuzluk vurdu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Denizli Şubesi Müdürü'yle ilgili şikayetler üzerine denetleme başlattı. O şube müdürünün görevine son verdi. Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü adeta iktidar AKP Partisi'nin bir çalışanı gibi, bir üyesi gibi davranıp seçimlerde propaganda yapmış ve bulunduğu kooperatifte birkaç yoldan adeta bir soygun yapmış. Şube müdürünün çiftçiyi birkaç yoldan dolandırdığı iddia edildi. 20 bin lira kredi alabilecek olan bir çiftçiye 50 bin lira kredi yazarak aradaki farkı alması iddialardan sadece biri. 20 bin lira kredi alabilecek durumda olan bir çiftçiye 20 bin yerine 50 bin TL çıkararak daha fazla krediyi çiftçinin üzerine yükleyerek aradaki farkı kendisi almış. O şube müdürü hakkındaki bir diğer iddia ise çiftçiden aldığı arpayı buğday olarak satıp çiftçiye yine arpa fiyatı ödemesi. AKP'de belediye meclis üyesi olan, belediye başkanlığına vekillik eden birinden kiralamış olduğu bir depoyu içine arpa koyarak, buğday alarak arpayı yine Tarım Kredi Kooperatifi'nin bir yan kuruluşu olan yem fabrikasına buğday diyerek satarak arpa fiyatıyla çiftçiye ödemiş, buğday fiyatıyla fabrikadan yem fabrikasından satın almış, aradaki farkı yine götürmüş. Şube müdürü iddiaya göre çiftçiyi gübre ve ilaç satışları üzerinden de milyonlarca lira zarara uğratmış. Gübre satışlarında ve ilaç satışlarında örneğin bir çiftçi bir ton gübre almışsa ona iki ton, iki buçuk ton çıkmış. 5 litre ilaç almışsa 50 litre ilaç çıkmış, 20 kilo tohum almışsa 40 kilo tohum çıkmış, aradaki farkları almış yine zimmetine geçirmiş. Konuyla ilgili soruşturma tamamlandı. Şimdi dosya savcılıkta. Yaşanan yolsuzlukla ilgili nasıl bir cezai sürecin işleyeceği ise merak konusu. Şimdi bu haberle kısa bir araya gidiyoruz sevgili izleyenler. Aradan sonra saat başında tekrar karşınızdayız.